Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. İlk öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videomda Invels LED lamba montajını gerçekleştirmiştim. Bu konu hakkında size detaylı bilgi verebilmek için bir video çekeceğimi söylemiştim. Bilen arkadaşlar biliyor. O videoyu bugün size çekmek nasip oldu. Şu an videoyu çekmek için yani karanlık bir bölgeye geldim arkadaşlar. Yani karanlık bir yola geldim. Akşam karanlığında, zifiri karanlığında aydınlatmanın ne kadar güçlü olduğunu, yola hakimiyet sağladığını size bu videoda inşallah Allah izin ederse göstermeyi umuyorum arkadaşlar. Peki şimdi videomuzda genel olarak nelerden bahsedeceğiz? Bu konu hakkında size biraz daha bilgi vereyim. Arkadaşlar size COP LED ve CSP LED hakkında birkaç bilgi vereceğim. CSP LED yeni teknolojinin olduğu için Işığı daha doğru açılarda, daha düzenli bir şekilde yola yaydığından dolayısıyla, fara tam uyumlu olduğundan dolayısıyla size CSP LED'i öneriyorum. Artı Invels'in CSP teknolojisi tabi daha iyileri vardır, daha kaliteliler vardır, daha iyi markalar vardır ama H4 eski halojen merceksiz farlara uyum sağladığı çok açık ve net gözükmektedir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, COP LED de tercih edebilirsiniz ama ışık veriminde ve ışık gücünde düşüklük hissedersiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, detaylı bilgileri verdikten sonra şu an kanalımda tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bir önceki çektiğim, montajını gerçekleştirdiğim videoda gördüğünüz LED'in gece performansı ile karşı karşıyayız. Şu an aracımın ön camında bulunan bu vesaire kir. Bugün biraz yağmur yağdı arkadaşlar, kusura bakmayın. Yani silemediğimden dolayısıyla. Bu şekilde gözüküyor. Biraz da kameramın eski olmasından dolayısıyla arkadaşlar. Şimdi bu aydınlatmamız şu an kısa farlar yanıyor. Yani kısa serisinde. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. İç çekimden gösteriyorum. Aracım Tipo 95 model arkadaşlar. Şu an şimdi kısalardayız. Şimdi bir uzunlara çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar uzunlara çektim aracı şu an. Şöyle söyleyeyim, kameramın da kalitesiz olduğunu söyleyeyim. Ama kamerada belli olmuyor ama arkadaşlar direkt ortalama bir 200-250 metre civarında bütün yolu aydınlatıyor. Yani normal gözünüzle görebiliyorsunuz. Şurada şu an kamerada yolu sanki fazla aydınlatıyormuş da kenarları az aydınlatıyormuş gibi böyle bir hava var. Hafif karanlık gözüküyor arkadaşlar. Ama öyle değil kesinlikle. O diğer taraflara da ışık yansıyor. Onu çıplak gözle görebiliyoruz ama şu an hani kameranın azizliğine uğradım diyebilirim. Arkadaşlar çok karanlık bir ortamda çekim yapıyorum şu anda. Şu an komple farı kapatacağım. Size öyle söyleyeyim yani. Aşırı derece bir karanlıktı far. Karanlık yerde çekim yapıyorum. Sizin doğru anlayabilmeniz açısından. Arkadaşlar tekrar kısaya çektim. Şu an aracımın camını açtım. Arkadaşlar şu an dışarıdan çekim yapıyorum. Farkı görebilirsiniz. Arkadaşlar şu an uzunları açtım. Aynen. Bütün olay camdan kaynaklanıyormuş şu anda. Bütün olayın camdan kaynaklandığını gördük arkadaşlar. Yani şu an tekrar kısalara çektim.
yolun aydınlatmasını, aydınlanmasını, yolu nasıl kestiğini arkadaşlar sayın. Yani uzun lafa gerek yok. Uzunlara çektim, kısalara çektim arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşamadan her yeri görerek yoluma devam ediyorum. Arkadaşlar selektör de bu şekilde. 200 selektör çaldım. Videoyu şu an çektim arkadaşlar. Size bir ön bilgi verebilmek amacıyla, acabaları kafanızdan silmek için, acaba taksam performans alır mıyım, yolu aydınlatır mı, görme kaybı yaşar mıyım, halojen far mı, led far mı, şu led mi, bu led mi diye düşünmeden tekrar söyleyeyim arkadaşlar, bir önceki çektiğim videoda bulunan led montajıyla şu an arabamda takılı olan led aynı led. Bunu da belirteyim. Kesinlikle ve kesinlikle aydınlatmasında herhangi bir problem yok. Bunu da arkadaşımızın bir tanesi, sadece bir arkadaşımızın birisi merak ettiği için çektim videoyu da. Normalde çekecektim ama özellikle müsait olmadığım için bugün bir boş zaman kolladım ve çektim. İnşallah yararlı olabilmişimdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bol bol beğenilerde bulunmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.